İngiltere Kraliçesi'ne tekrar bir bakalım. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün hayatını kaybetti. 2. Elizabeth'in 96 yıllık hayatının 70 yılı İngiltere Kraliçesi olarak geçti. Kraliçe Elizabeth hükümdarlığı boyunca birçok tarihi gelişmeye tanıklık etti. İngiltere Kraliçesi Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti. Bir asra yakın dünya tarihine damgasını vuran kraliçe aslında kim? Elizabeth, Kral 6. George ve York Düşesi'nin büyük kızı olarak 21 Nisan 1926 tarihinde Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi 8. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası varis konumuna geldi. The Duke of Kent rises. 15 yaşında 2. Dünya Savaşı sırasında ülkesine hizmet etti. 1947'de Edinburgh Dükü Philip'le evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri 4 çocukları oldu. Kraliçe 2. Elizabeth babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında tahta oturdu. Kraliçe, dünya tarihinin en uzun süre hüküm süren ikinci kadın hükümdarı oldu. O tarihte yaptığı açıklamada bunun hiç arzuladığı bir unvan olmadığını söylemişti. Tahta çıktığı tarihten bu yana 15 İngiliz başbakanla çalıştı. Çalıştığı başbakanlar arasında Winston Churchill'dan Margaret Thatcher'a kadar birçok isim bulunuyor. En son görüntülerini Salı günü yeni İngiltere Başbakanı Liz Truss'la verdi. Kraliçe, İskoçya'daki kalesi Balmoral'de ilk kez yeni göreve başlayan bir İngiltere Başbakanı'nı karşıladı. Bakalım değerli izleyiciler, 70 yıl boyunca tahta kaldı Kraliçe 2. Elizabeth, Elizabeth Alexandria, Mary Windsor değerli izleyiciler. Önemli tarihi figürlerden bir tanesiydi. 21 Nisan 1926'da dünyaya geldi. 6 Şubat 1952'de kraliçe oldu. 26 yaşındayken önemli bir, yani bundan tam 70 sene önce taç giyme töreni televizyondan canlı yayınlanan ilk kraliyet taç giyme töreni oldu. Bu da önemliydi. 1950'lerde İngiltere'de televizyon yayını başlamıştı, 45-46 gibi. Winston, 1874 doğumlu Winston Churchill'den 1976 doğumlu Liz Truss'a kadar tam 15 İngiliz başbakanı gördü. Tahta kaldığı süre boyunca 1945'te Soğuk Savaş başlamıştı, 89'da bitti, 44 sene. Berlin Duvarı'nın inşa edilip yıkılmasını gördü 1961'de. Değerli izleyiciler, ki o Berlin Duvarı da yine o da 89'da yıkıldı. Ve tahta çıktığında Joseph Stalin Sovyetler Birliği'nin lideriydi. Amerika Başkanı ise Harry Truman'dı. Türkiye'de Başbakan Menderes, Adnan Menderes, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'dı. Özal'dan Demirel'e, Ecevit'ten Tayyip Erdoğan'a, Abdullah Gül'e bir sürü lider gördü. Avrupa'da da İngiltere'de John Major Başbakan, Margaret Thatcher, Theresa May, Gordon Brown, bir sürü Tony Blair, bir sürü isim gördü. Değerli izleyiciler, bir döneme tanıklık etti hakikaten. Önemli bir isimdi Kraliçe 2. Elizabeth. Ve İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Ardından etraflı bir prosedür devreye giriyor. Ülkede milli marştan paralara kadar birçok değişikliğe gidilecek. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in hayatını kaybetmesinin ardından son derece detaylı bir plan da uygulamaya kondu. Kraliçenin ölümü Londra Köprüsü yıkıldı koduyla ilk olarak Başbakan Liz Truss'a söylendi. Kraliçenin ölümü ilan edilmeden önce sarayın çalışanlarının büyük bölümü izne çıkarıldı. Duyuruyu resmi yayın kuruluşu BBC yaptı. Ölümün ilanının ardından ülkede 12 günlük yaz süreci başladı. Charles'ın yaklaşık bir yıl sonra tahta çıkması bekleniyor. Ülkede paraların üzerindeki kraliçe resimleri de Prens Charles'ınkilerle değiştirilecek. İngiliz marşı da değişecek. Tanrı kraliçeyi korusun sözünün yerini Tanrı kralı korusun alacak.
Ülkede kraliçenin simgelerinin yer aldığı polis ve asker kıyafetlerinin yanı sıra pasaportlar da yenilenecek. Kraliçenin naaşı ilk olarak halkın ziyaretine açılacak. Torunların naaşın başında nöbet tutacak. Cenaze günü borsa ve bankalar tatil edilecek. Bu süreçte ülkede yaşam neredeyse durma noktasına gelecek. Bunun İngiliz ekonomisine milyarlarca sterline mal olması bekleniyor.